Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Hobihanemize yeni balıklar geldi. Bence çok da güzeller, çok hoşuma gitti. Mavi gromiler tam damızlık boyda. Bunlar bu bizim büyük başların olduğu akvaryuma eklenecek. O Rainbow şu anda tam kur anında harika renklerini gösteriyor. Onu da bir ufaktan gösterelim. Allah hobihane yavaş yavaş Rainbow hobihanesine dönmeye başladı. Balıklar gerçekten çok hoş, güzel bir görsel çıkarıyor. Bak, kafasının üzerindeki altın sarısı bak anlık çıkıyor, yok oluyor. Görüyorsunuz değil mi? İşte bu balığın da en büyük güzelliği bu. Çok seriler. Neyse biz konumuza geri dönelim. Bunlar büyük başların yanına gelecek. Bir dişi bir erkek. Alttaki erkek, üstteki dişi. Tam damızlık boyda mavi gromiler. Gene aynı şekilde tam damızlık boyda Bolivyan Ramirez'i ve Kardinal Ramirez'ler geldi. Şu anda ışık yansımasından dolayı çok net göremiyorsunuz ama bunları da şöyle güzel bir bitkili akvaryuma koyacağım. Burayı biraz daha bitkilendireceğim. Kırmızı burun tetralar var ve bir de bu vatozlarımız var. Ağzında yumurta taşıyan vatozlar. Zaten şeyler, Ramirezler barışçıl bir tür. Güzel güzel anlaşırlar. Kardinal Neonlar da tam damızlık boyda. Çok fazla yok, bir 6 adet olması lazım. Onları da buraya koyacağım. Buradakiler dişi, buradakiler erkekler. Zaten boyut ve yüzgeç yapılarından anlaşılıyor. Bu arada Grobin'in de cinsiyet farkı. Hemen şöyle kabın içindeyken rahatça göstereyim. Boyuttan zaten belli de. Büyük olan erkek, küçük olan dişi. Üst yüzgeçleri bak uzunca erkeğin ta kuyruğuna kadar geliyor. Dişinin üst yüzgeci kısa. Buradan da cinsiyet çok bariz belli oluyor. Öyle kabın içindeyken göstermiş olayım. Şu ön yüzgeç mi diyeyim, ön anten mi diyeyim, oynatmaları çok hoş oluyor. Bu akvaryumda zaten iki tane şeyimiz vardı. Ramirez diyor. Ramirez'ler öbürleri. Gromimiz vardı. Birisi bu Fleck Gromi. Biri de inci gövdeydi. İnci gövde de burada. Ve iki tane daha güzel tür eklemiş olacağız. Ayrıca diğer gromilerimiz burada zaten. Blood Red ve Cobalt Blue'lar. Hep Ramirez diyesim geliyor. Gromi chest'imizde bu mavilerle birlikte artmış oldu. Şimdi su ısıları eşitlensin. Ondan sonra balıkları ekledikten sonra devam ederiz zaten videoya. Devler Ligi'ne giriş yaptılar. Tabii ki şu anda renkleri biraz değişik gelince diğer balıklar onlara gereksiz bir ilgi gösteriyor. Yani çalışacaklar da. Bunlar da kendilerine kolay kolay bir şey yaptırmaz zaten. Dev cüsseleriyle. Benim inci gövdem büyümüştü bile ama onların yanında küçük kaldı. Güzel bir renk tonları var ve eş oldukları bak hemen belli. Birlikte yüzüyorlar. Vücutları mavi. Alt kısımlarında biraz sarılık var. Ayrı bir hava kattı o da akvaryuma. Şöyle uzaktan çekeyim. Onlar da akvaryumu inceliyorlar. Büyük bir yere geldikleri için onlar da yavaş yavaş akvaryuma alışıp rahat rahat gezinecekler. Şu anda biraz stresliler. Ve dediğim gibi diğer balıklar da onlara yeni geldikleri için incelemeye çalışıyor. O ilgiden de rahatsızlar tabii ki. Ama burada bayağı büyüyeceklerini tahmin ediyorum. Çünkü bunlar güzel büyümüşler. Devamı gelir. Birçok balıktan da büyükler şu anda yani. Mavi Kolombiyaların yanında falan bakın. Bayağı kat ve kat büyük kalıyorlar. Asıl güzellikler içeride. Şimdi ben bu akvaryumu biraz daha bitkilendireceğim. Daha ayrı bir güzel olacak. Bir de şu anda balıklar stresli. Tam renklerini göstermiyorlar. Biraz yeni yeni renkleri yerine gelmeye başladı. Bolivyan Ramirez'ler.
bu kuyruk kuşlarındaki kırmızılıklar çıkmaya başladı. Gerçekten çok hoş. Bu erkeğin biri, diğer erkek bu büyük, şu dişi. Şu arkadakiler bunların yavruları. Bu birinci yavru. Bir tane daha yavru olacak. Şurada. Bu da diğer dişi. Tam iki çift varlar. Kardinaller de tam domuzluk. Aynı benim dışarıdaki akvaryumdakiler. 5 taneler bu arada. Kırmızı burunlar da her zamanki gibi görsel şölenlerini sergiliyorlar. Buraya şimdi yarın bol miktarda bitki gelecek. Buraya gülleri koymayı planlıyorum. Güllerle dolduracağım burayı. Ramirezler aralarda gezinirler. Bitkilerle birlikte renklerinde çok daha güzel ortaya çıkarırlar zaten. Ama şu yüzgeçlerindeki kırmızılıkların ortaya çıktıkça şahane bir görsel olacak gerçekten. Yavru da burada. Yavru böyle şey gibi. Üst yüzgecinde siyahlık var, apaçi gibi duruyor. Baksana yani erkeğin kuyruklarındaki kırmızılık falan çok net belli oluyor. Daha 10 dakika olmadı akvaryuma girele. Çok hoş bir görsel çıkacak ortaya. Aynı şekilde bu erkekte de var kırmızılıklar. Bundan sonraki yeni akvaryumları burası. İnşallah güzel güzel bu türlerle yaşarlar. Öyle tahminimce hiç sorun çıkacak bir şey yok bu akvaryumda. Kırmızı burunlar kafasına göre takılıyor zaten. Kardinaller böyle öbek halinde birlikte takılırlar. Bu vatozlar kimseye et diye süt diye karışmayacaklar zaten. Güzel bir kombinasyon oldu sanırım. Böyle akvaryumları biraz. Tabii ki hiçbir zaman bu işin adı o olmayacak ama kendimce böyle bir konsept akvaryumlara çevirmeye çalışıyorum. Yani eskiden ne olurdu? Burası komple atıyorum. Bir tür Lepsides olurdu ki hala öyle var yani. Lepsideslerimizin tür tür olduğu akvaryumlar var. Ama işte bakın buraya pirinç balıkları koydum. Kardinal tetralarla birlikte. İşte buraya ramirezlerimizi koyduk. Burada gene gökkuşağı var, pirinç balıkları var. Aynı şekilde bir gökkuşağı türü buradaki akvaryumda. Burası da güzelce bitkilenecek. Aynı şekilde burada da bir gökkuşağı ve yarım ibik grubu var. Altında özel tür koldoraslar var. Burayı da biraz daha güzelleştireceğiz, bitkilendireceğiz. Ya tabii bunun yanında full albino full redlerin olduğu akvaryum da var. Lepsides'le de devam, ilk göz ağrımız. Mesela burası da gene farklı bir tür Lepsides'le birlikte bitkili bir akvaryum. Ya böyle bir güzelleştirme çabasına gidiyorum akvaryumlara. Dediğim gibi kendimce çok sıradan bir şey olabilir birçok profesyonel insan için. Burada gene bir gökkuşağı türü var. Hafiften şuradan bir iki bitki var. Burası da biraz daha bitkilenecek. Özellikle bu gökkuşağı türlerinin olduğu yerlere falan yoğun bitkileri koyacağım. Ki onlar da güzel güzel renklerini ortaya çıkarsınlar. Bakın gene bir pirinç balığı siyahlaşmış ve iki erkek birbirine güç gösterisi yapıyor. Normalde bak rengi böyle mavimsi. Ama şu anda ciddi bir siyahlık olmuş. İki erkek gelip gidip birbirlerine vuruyorlar. Kimin baskın olduğunu göstermeye çalışıyorlar. O bir anemde değişim devam ediyor. Siz de bu değişime an ve an şahit oluyorsunuz. Nerede şu asıl güzel erkek? En şu anda kendini gösteren balık bu burada. Süzülüyor resmen. Alt üst yüzgeçler falan şahane gerçekten. Büyük ihtimalle birkaç gün içinde muazzam renklere bürünecek bu balıklar. Dediğim gibi daha bol bir bitkinin içinde kendilerini çok daha rahat hissedecekler. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden güzel bir video olmuştur.
videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.